Ardından bayram sohbetlerimize Akit TV ekranlarında devam ediyoruz. Az önce efendim Sayın Ali Bektan bizlerleydi. Değerli bir konuğumuzu ağırlamaya devam ediyoruz şimdi. Şimdi de efendim konuğumuz araştırmacı, yazar Ali Selman Demirbağ bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hayırlı bayramlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Geçen sene de bir program yapmıştık. Kurban bayramıydı. Güzel bir programdı. İnşallah bugün de yine güzel bir program olacak. Aynı mekan. Güzel bir mekan burası gerçekten. Millet Bahçesi. Burayı milletimize ve halkımıza kazandıranlardan da Allah razı olsun diyerek sözlerimize başlayalım. Ramazan buruk geçti tabii ki. Yani öncesi de öyle. Başımızda büyük bir felaket malum. Yani bir de felaketler bitmiyor. Arka arkası kesilmiyor. Yani soğuklar oldu, deprem oldu. Deprem, yani çok büyük bir deprem oldu. Depremden sonra seller olmaya başladı. Hala bunlar devam ediyor. Pandemiyi unuttuk bile. Yani tabii pandemiyi unuttuk. Bu felaketler arka arkaya devam ediyor. Önümüzde bakalım, yani Zülfiyare mi dokunduk, ne yaptıysak. Yani neler gelecek daha başımıza bilmiyoruz. İşte ders alacak mıyız, almayacak mıyız? Yani buradan çıkaracağımız şeyler ne? Onlara teker teker bakacağız. Bir yandan da seçim sürecine girdik. Gündem biraz değişti. Deprem bölgesi biraz unutuluyor maalesef. Yani oradan gelen haberler var. Orada depremden kurtulmuş depremzede yakınlarımız var, arkadaşlarımız var. Biraz yardımların azaldığını söylüyorlar. Evet. O biraz tabii şey. Hele Ramazan'da yardımın azalması daha kötü bir durum. Malumunuz. Yani çünkü Ramazan hani yardımlaşma ayı. Daha fazla olması lazım. Hani en azından zekat vermiş olanlar, gerçi zekat süresi bitmiş oldu şu an itibariyle, ama yani vermemişlerse bile verecek olanları söyleyeyim. Yani belli bir mazeretten en azından ikiye bölüp bu zekat olayını hani buradaki mağdurları, yani fakir fukarayı da mağdur etmeden en azından yarısını o bölgeye göndermek, o bölgenin insanına göndermek ya da devletin bu kanalda olan yardım kuruluşlarına göndermek daha bir elzem olacaktır. Çok enteresan karelerle karşı karşıya kaldık. Mesela onu anlatırken benim gözümün önüne geldi. Sosyal medyada çok paylaşıldı. İşte birisi fotoğraf çekiyor. Şu karşımda oturan kişi diyor, benim ev sahibimdi, ben kiracıydım. Evet. Ama şimdi o da kiracı konumuna düştü. Evet. O da çadırda, ben de çadırdayım. Yani her şey esasında orada eşitlendi. Evet. Yani orada işte evleri olan, binaları olan, evlerin içerisinde ne bileyim altını olan, ziynet eşyası, işte parası olan ya da değerli bir şeyleri olan ne varsa hepsi yerle yeksan oldu. Moloz yıllarının altında kaldı. Hayatta kalanlar için yeniden belki sıfırdan bir başlangıç söz konusu. Başlangıç. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz husus önemli. Yani özellikle şimdi fitre ve zekatlarımızın oraya kanalize edilmesi, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı belki bu noktada bir açıklamada yapabilir. Yani olması gerekiyor, çünkü bu durumda ya bahsettiğimiz şey bir tane il değil. Yani işte ne olurdu? Bir ilde deprem olurdu. Belli birkaç bölgede yıkılmalar olurdu. Komşu illerden hazır ekiplerimiz vardı zaten. Herkesin görev, yetki ve görevleri belliydi. Hemen koşarlardı. Şimdi size yardım edecek diğer İl de yıkılmış durumda. 11 ilden bahsediyoruz durumda. Şimdi. Tabii. Erzurum'a örnek gösteriyorlar da. Evet. O büyük Erzurum depremi deniyor. Tamam, şey, büyük Erzincan. De. Erzincan. Yani Erzincan sınırları içerisinde olan bir deprem o. Yani 11 tane ili etkileyen bir deprem de olmadı. Yani size yardımcı olacak işte ilçedeki ekip ve ekipman da enkaz altında kaldı. Ya. Yani 11 il hani nüfusu söylediğimiz zaman zaten ortaya çıkıyor. Yani resmi olmayan kayıtsızlarla birlikte herhalde 17 milyon civarında. Yani 16-17 milyon arasında bir kişi gece 4'te bir depreme yakalanıyor. Yani gece 4'te olması zaten bunun en büyük olay. Çünkü yani İstanbul biraz farklı, büyük şehirler, İzmir biraz farklı olabilir, Ankara, ama yani Anadolu'nun genelinde, hele o bölgede akşam 9'dan sonra sokakta yürüyen bile göremezsiniz kolay kolay. Yani çarşıda çok azalır, insanlar evlerine çekilir. Yani ve kış günü olan bir olay. Haliyle size yardım edecek olanlar da enkaz altında kaldı ya da onların yakınları enkaz altında kaldı. Onunla mı uğraşacak yoksa başka şeyle mi uğraşacak? Çok büyük bir travma. Bir şekilde yani farklı da yansıtıldı. Hiç oralara girmek istemiyorum ama
Yani 17 milyonun biz enkaz altında. Çok büyük bir etkileme tabii, söz konusu. Çok büyük bir travma geçirdiği dönemi, olayı düşünebilirsek, yani bunu tahayyül edebilirsek ki yıkıntılardan zaten bu anlaşılıyor sonradan gelen görüntülerden. İşte o zaman neyi yapıp neyi yapabilemeyeceğiniz net. Yani o durumları artık bir kenara bırakıp bizim şu an itibariyle deprem bölgesine tamam bir böyle furya oldu, bir dalga halinde çok büyük yardımlar yapıldı. Kesinlikle katılıyorum. Ama çoğunu yine devlet kurumları yaptı. Bizim vatandaşlar olarak oraya daha bir ilgi göstermemiz gerekiyor, özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü deprem bitti ama deprem sonrası süreç bitmedi. Yani insanlar yemek bir öğün yemek yiyebilirler ama bir öğün daha yemek zorundalar. Tekrar acıkacak. Yani bir kıyafet giydi ama o kıyafet hele o bölgede yine sıkıntı çıkacak. Hijyen ürünleri yine bitecek. Tekrar eden ihtiyaçlar var. Sürekli bir de şimdi çadır eden dediğimiz şey, evet, bezden ibaret. Evet. Dolayısıyla çadır sadece geçici bir konaklama geçici olabilir. Bir çözüm. En azından hızlı bir şekilde konteynerlerin, evet, çoğalması lazım. Çoğalması gerekiyor. Konteyner zaten Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bahsettiği, evet, ve söz verdiği gibi bir sene içerisinde bütün illerde ne kadar konut yapılması gerekiyorsa hepsini imar edeceğiz dedi. Ki esasında bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ekibine Türkiye'deki bütün hangi ideolojiye sahip olursa olsun herkes biliyor ve inanıyor ki, evet, Erdoğan bir şey dediyse onu yaptı şu ana kadar. Evet. Ki bu da yapılacaktır ki şimdi de zaten temeller atılmaya başlandı. Ama bu süreç zarfında çadırdan hiç olmazsa konteynere, evet, biraz daha böyle aynen kaliteli bir ortama geçmek geçmesi yani gerekiyor. Onunla da kalmıyor. Şimdi mesela yine bu sefer yağmurlar oldu ve seller oldu. Seller oldu. Yani bölgede daha önce olmamış, yani çok çok uzun seneler önce olmuş bir yağış kitlesi oluştu. Konteynerler de sellere kapıldı aslında. Onları da gördük biz. Yani maalesef. Şimdi burada ekstra da yardıma ihtiyaç gerekiyor. Çadırlar yine fırtınada, sellerde harap oldular. Bazı çadır alanlarında yangınlar çıktı. Maalesef yani bunların hepsiyle karşılaştık. Biraz daha bizim hani gündemimizi bölge insanına yardım etmek olarak değiştirmemiz gerekiyor. Ya ben buradan sizin kanalınız vasıtasıyla söylemiş olayım. Yani televizyon kanalları, ana haber bültenlerinde yani seçime ayırdıkları sürenin en azından üçte biri kadar, en azından. Çünkü çok az. Sadece ana haberlerde geçiyor. Haberler bitti. Ondan sonra bütün haber kanalları şeyde. Yani seçim programı yapıyorlar. Deprem bölgesi ve depreme yapılan yardımlar. Tabii bunları sürekli gündeme getirmemiz gerekiyor ki insanların o tarafa doğru yönelmesi ve yardım etmeleri. Şimdi biz gerekiyor. Sizinle birçok program yaptık. Hem Türkiye, evet, hem dünyada yaşananlarla alakalı. Biraz daha böyle farklı bir perspektiften, evet, yazdığınız kitaplardan da, evet, esinlenerek inşallah bu konulara gireceğiz ama, evet, şimdi malumunuz Ramazan'ı geride bıraktık. Bayram içerisindeyiz. Şöyle eskiye dönecek olursak, evet, geçmiş Ramazanlar, iftarlar nasıl geçiyordu aileyle, tabii şimdi, aile ortamında? Biraz bunu biz hafif hafif kaybediyoruz. Çünkü biz yani kendi sadece dini değerlerimizi değil bazı... Sadece herkes tükaka yapıyor teknolojiye. Sadece teknoloji midir bunun? Yok, teknoloji sebebi değil. Biz kendimiz... Değil. Yok, kesinlikle teknoloji aslında bunu arttırabilir. Yani sizin teknolojiyi nasıl kullandığınıza bağlı. Kesinlikle. Yani teknoloji bizim için bir iletişim, bir propaganda aracı değil mi? Biz kendi kültürümüzü, kendi dinimizi, onun özelliklerini, güzel olan şeylerini vesaire hani buradan yayınlayabiliriz. Buradan propagandasını yapıp insanların ilgisini çekebiliriz. Özellikle gençlerin. Fakat biz bunu beceremiyoruz. Daha popülist, yani daha sansasyonel işler, işte teknolojiyle, internet vasıtasıyla, şu anda da televizyonlar vasıtasıyla yayılıyor ama bizim dini değerlerimiz, kültürümüz, kültürümüze ait olan özellikler işte bir haber, iki haber arasında bir yani iki dakikalık, belki bir dakikalık bir haber olarak geçiyor ve konu kapanıyor. Sonrası yok. Yani o kadar, sonrası yok. Evet. Şimdi bizim özellikle gençlere bunu yansıtamadığımızı görüyorum. Yani artık bayrama tatil gözüyle bakılan bir zamandayız. Maalesef, Ramazan'a işte işten erken çıkma ya da işte nasıl diyelim, güzel yemekler yeme akşam iftar saatinde. Çünkü
O iftar saati... Onları mesela, işte malum sosyal mecralarda paylaşma. Tabii paylaşma. O gerçekten vesaire. Çok hiç hoşuma gitmiyor. Tabii hiç hoş olmuyor. Hele gitmiyor. Bir de deprem yaşamışız. Siz sosyal mecradan böyle şeyler... Yani en azından yemeği paylaşmayın arkadaş. Bir araya geldiğinizi paylaşın da. Yani sohbetinizi, muhabbetinizi paylaşın ama... Yani yediğiniz iftar yemeğini paylaşmanın manası nedir? Ben onu da hiç anlamış değilim. İşte ben bunu yiyorum. Evet. Siz yiyemiyorsunuz. Öyle bir algı oluşuyor. Maalesef öyle bir durum söz konusu. Mesela şöyle bir örnek vereyim. İftar saatinde İstanbul trafiğine bakın. Sokakta bir tane araç yok. Çok ilginç değil mi? Evet. Halbuki yarım saat öncesi inanılmaz bir trafik var. Evet. İftara herkes kadar. Herkes bir koşuşturma. İşte bu koşuşturma acaba hani orucu mu bir an önce, yani orucu tuttuk işte iftara kavuşalım da hep beraber olalım mı, yoksa o yemek, tırnak içinde söylüyorum, yemek özlemiyle mi, yemek hasretiyle mi yapılan bir eylem? Şimdi, bana sanki ikincisiymiş gibi geliyor sosyolojik olarak baktığımda. Çünkü biz şeyi kaybettik. Yani o orucun özelliğini, güzelliğini, iftarın özelliğini, güzelliğini, sahurun özelliğini, güzelliğini kaybettik. Şey, farklı manalar yüklemeye başladık şeyden buna. Mi acaba? Şimdi meşhur bir söz vardır ya, muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Evet. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Acaba bunun müsebbibi bizim kalplerimiz mi? Merhamet mi kalktı? Bizde şu an zaten hepsi kalkmış durumda. Merhamet yani millet kalktı. Olarak baktığımız zaman hakikaten herkes kendine baksın, dönüp içine baksın bireysel olarak. Yani bizde her şeyi kendine hak görme, her şeyi kendine layık görme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bir bencillik var. Evet, bir bencilliğimiz var ve bencilliğin dışında da en ufak bir şeyde hatalı olamayız. Hatalı olmak artık bir şey gibi, suç gibi, bir problemmiş gibi inanılmaz yüksek karşılıklar veriyoruz artık bunlara. Öz eleştiri yok zaten. Evet, öz eleştiri yok. Hata yapamazsınız, mükemmel bir kişilik olmak durumundasınız ve öyle lanse edeceksiniz. İşte bunu nereden anlayabiliriz? Basit olarak söyleyeyim. Herkes açsın, kendi sosyal medyasına baksın, neler paylaşmış. Oradan anlaşılıyor zaten. Yani hepimiz için geçerli bu. Artık bir de sahte bir gösteriş ve yalan söyleyen bir topluluk haline de geldik. Yani her şeyimiz yalanla gidiyor. Ve hani orucun i̇yiye manasında... İyiye gitmiyor bu durum. İyiye yani gitmiyor. Kesinlikle iyi gitmiyor. Dedik ya işte hani başa dönersek bir sürü felaketler geliyor başımıza arka arkaya ve hani kesilmiyor, daha da ilerliyor. Önümüzde artık hangi felaket var diye bakıyoruz. İşte ekonomik krizin de olması zaten bunlardan bir tanesidir. Şimdi bizi başka felaketler de bekliyor. Çünkü biz bir türlü ders almıyoruz. Halimizi düzeltmiyoruz. Yani ayetin de dediği gibi siz kendinizi düzeltmek istemedikçe biz sizi düzeltmeyiz. Bizde düzeltme isteği yok. Sizin başınıza gelenler ellerinizi yaptıklarınızdan evet, dolayı yaptıklarınızdan dediğim zaman, bu ayeti kerime dediğim zaman herkes böyle bir geri çekiyor kendini. Ama ben bunu söylersem bu sefer ya öyle şey mi söylenir falan evet, gibi bir şey karşılık buluyorsun. Karşılık buluyorsunuz. Ama bu ayet-i kerime Allah diyor bunu. İşte yorumların altına yazıyorlar. Hatta Ritü'ye şikayet edildim ben bir kanalda, televizyon kanalında İsra suresinin ilk 6 ayetinden bahsettiğim için Ritü'ye şikayet etmişler kanalı, programı. Savunma yazdılar. Yani işimize gelmiyor çünkü. Rahatsız ediyor ya. Hmm. Yani... Duymak işimize gelmiyor. Değiştirmek değil. Peki daha ne kadar bazıları ya hepimiz böyle Allah yokmuş gibi bir yaşantıya devam edeceğiz? Ya benim gördüğüm nereye şu kadar özellikle şimdi insanın hali yansıyan şeydir ve bununla ilgili de örnek alınır. Rol model olur insan kime? Çocuklarına, gençlerine. O onların yaşantısına bakarsak, onların düşüncesine bakarsak zaten konu anlaşılır diye düşünüyorum. Şöyle ki ben gençlerle çok iç içeyim. Zaten bir üniversite daha okuyoruz. Yanında bir üniversite daha okuyoruz vesaire. Yani çok Z kuşağı, hatta Z'nin de sonrası olan alfa kuşağına doğru bayağı bir paylaşımlarımız oluyor. Beraber hasbihal ediyoruz, geçiriyoruz. Ben özellikle sorular soruyorum onlara. Yani böyle konu arasında çaktırmadan, yargılamadan da. Çoğu deistleşmiş. Hatta bir kısmı ateistleşmiş. Ve kabul etmiyor. Yani bizim doğrularımız, doğrularımız derken geçmişten gelen, bize öğretilen, özellikle dini yaşantımızla alakalı meseleler fikri bazda tartışılmıyor, fikri bazda düşünülmüyor. Bizim yaşadığımız hayata bakarak kendileri örnek alıp söylüyorlar. Diyorlar ki siz böyle diyorsunuz fakat böyle yapmıyorsunuz. İşte o zaman ne olmuş oluyor? Bizim halimiz ortaya çıkmış oluyor. Çünkü bizi artık örnek alacak olan rol model tamamen bizim nasıl olduğumuzun farkında ve ona bakıyor. Dinden uzaklaşıyor, Allah'tan uzaklaşıyor. Yani. Haliyle biz de bunu değiştirmeye çalışıyor muyuz? Yani siz de kendiniz yani sosyal bir çevrede yaşadığınız için görüyorsunuzdur.
Maalesef olmuyor çünkü herkes dini de, dini öğretileri de bir tarafından asılarak anlatıyor. Bu bilinçsizlik, bir tarafa çekerek anlatıyor. Bilinçsizlik yani. Ve çok affedersiniz biraz cahillikle de alakalı. Şimdi Allah diyor ki Resulümü sevin ki beni sevesiniz diyor. Ama sizin o bahsettiğiniz deizm içerisinde dinler yok. Evet, yok. Sadece tek tanrı inancı var ama dinler yok. Peygamberi de ekarte ediyorsun. Ekarte ama sen peygamberi ekarte ettiğinde dinden çıkmış oluyorsun. Allah seni nasıl yargılayacak o zaman? Aslında tek tanrı inancı da değil. Tek tanrı inancı da değil. Onların düşündüğü deizm şöyle. Ya tamam diyor, ortada bir sistem, bir düzen var belli. Bunu kontrol eden bir şey var, bir güç var. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bizi de ilgilendirmiyor diyor. Yani çünkü bunu dediği zaman ahiret hayatını da inkar etmiş oluyor. Çok iyi. Yani cenneti, çok. Cehennemi de. Yani burada ne yaptıysam benim yanıma kar. Yani o düşünceye gelmiş oluyor. Baksınlar bütün herkes. Yani Türkiye'deki en mutaassıp kesimden en mutaassıbı kendi çocuklarına sorsun yani. Hani nasıl bir ikili diyalog geçer, o da bir tırnak içinde ilginç olur ama bir düşüncesini öğrensin yani. Ya da çevresinden onların nasıl düşündüğünü, ya da sosyal medyada, kendi internet aleminde neler paylaşıyor, nelerle ilgileniyor bir baksın, zaten oradan ortaya çıkacaktır. Yani şu anda ben kesinlikle büyük bir çoğunluğun, Türkiye'nin genelinin millet olarak ahlakı bir kenara bırakıp tamamen kendi bireysel çıkarcılığına yöneldiğini, ancak şöyle felaketlerde, işte nedir, bu kadar büyük bir deprem olacak, birkaç gün, o da tırnak içinde, ilgimizi çekecek, yardımlaşacağız, sonra tekrar onu unutacağız, tekrar başka yönlere. Yani 99 depreminde bunları yaşadık. Tabii 99'da oldu, İzmir depreminde oldu, Van depreminde oldu, işte şimdiki Maraş depreminde de biz oldu. Biz millet olarak da unutmayı biraz meyilliz herhalde. Tabii. İkinci Abdülhamit Han Hazretleri diyor ki, yani bu millet çok iyidir, çok hoştur ama biraz unutkandır. Evet. Toplum hafızamız biraz zayıf ve yani günü kurtarmaya bakıyoruz. O da onunla alakalı. Yani yarını düşünmüyoruz, geçmişten ders almıyoruz. Bugünü kurtardık, kurtardık. Yarına baktığımız zaman ne olacak onu da bilmiyoruz. Yani yarın olursa Allah kerim. İşte bir de şeyi de Allah'a bağlıyoruz, sistemi de Allah'a bağlıyoruz yani. Allah kerim. Gün ola harman ola. Böyle deyişlerimiz, atasözlerimiz de var yani. Hani gün doğmadan neler doğar. Ecdadımızın Kızıl Elma ülküsü vardı. Evet. Nerede bizde o ülkü? Ya maalesef şöyle, biz sadece kendimiz için mi yaşıyoruz? Şimdi biz, etrafımızdaki insanları da bir şekilde sıkıntıların bertaraf edilmesi noktasında çalışmalar yapmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor ama işte Kızıl Elma'nın da altını boşalttık biraz. Ya. Farklı manalar verdik. Şimdi Kızıl Elma ne? Evet, bir uçağımızın adı Kızıl Elma. Kızıl Elma ülküsüne, onların mesela fethetçe ya da İslam'ı yaymak üzere, bunu yaşayıp yayma üzerine bir kızıl elmaları kızıl vardı. Kızıl elma bir sömürü değildir. Evet, yani şimdi kızıl elma ne oldu? Kızıl elma işte devletin devamı, bekası devamı. Ama milletin durumu ne olacak? Orada şey yok, önemli değil o. Evet. Yani ha, millet olarak kızıl elma ne diye sorsanız acaba ne cevap alacağız? Yani çok ilginç değil mi? Yani bizim Allah'a olan, ya borç demeyeyim de, bağlılığımızı, inancımızı, ona göstermemiz gereken ibadeti, birbirimizle olan ilişkilerimiz, değil mi? Peygamberimiz bunları söylemiyor mu? Evet. Birbirimizle olan ilişkilerimizle göstermeyecek miyiz? Kesinlikle. İşte biz bunu gösteriyor muyuz? Çünkü birbirimizle ilişkilerimiz kopuk. Yok. Kesinlikle. Yani akrabayı reddediyoruz mesela. Görüşmüyoruz. İstemiyoruz. Büyüğe saygı yok. Küçüğe sevgi yok. Yani sömürü, çıkar, bana yarasın. Aile içi ilişkilere bakın. Yani çekirdek aileden bahsedelim. Şimdi karı koca birbirini sevmiyor. Çok acayip i̇şte bir işler değil iş mi ya? İş yine kalbe dönüyor. Kalplerde merhamet gerçekten, evet, kalktı. Merhamet olmayınca o kalp, hani bir söz var ya, kork Allah'tan korkmayandan. Evet. Bir kalpte Allah yoksa o zaman şeytan oraya oturuyor. Evet. Şeytan sizi yönlendirdiği zaman bu bahsettiğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Evet, yapabiliyoruz. Şimdi bayramı idrak ediyoruz, evet, dedik. Bu vesileyle inşallah... Biraz ben böyle şikayetçiymiş gibi konuştum ama... Estağfurullah, aslında günümüzün mevcut durumunu özetliyorsunuz siz de. Şimdi depremlerden falan bahsettik ve hem Türkiye'deki hem de dünyada yaşananları... Evet. Geniş ve farklı bir perspektiften de ele aldığınız kitaplarınız var sizin de, ben biliyorum. Evet. Siz hem Türkiye hem dünyada yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Harp'le ilgili mesela, evet, yapay depremlerle, yapay depremlerle alakalı kitaplarınız da var. Şimdi böyle bir çalışma, böyle bir sistem var, böyle bir proje var. Bunu kimse inkar etmiyor zaten. Değil mi? Tabii, yani Amerika 18 üniversite
Biden'in ilgili bölümleri ve Pentagon, NASA ve Amerika'nın şu an 5. ordusu, 5. kolu Uzay Kuvvetleri Komutanlığı. Yani Trump ilk kuruluşunu ilan etti. Böyle bir kuvvet vardı zaten ama yani bir isim altında, işte Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri gibi bir isim altında değildi. O ismi de koydular. Bu sistem hep birlikte çalışıyor. Şimdi biz bu projeyle alakalı elimizdeki veriler çok az. Yani bize açıklandığı kadarını biliyoruz yapılan çalışmalarda. Arka planda açıklanmayan daha neler vardır onu bilmiyoruz. Şimdi bilebildiğimiz kadarıyla bunlar böyle bir projeyle, yani elektromanyetik sinyallerle depremleri tetiklemeyi, yani deprem yapmayı değil de belli fay hattı üzerinde zaten deprem olacak. Biz bunu bekliyoruz. Zaten bu bilinen bir şey. Bunu bütün deprem bilimciler de daha önceden haber veriyor. Yani şu kadar süre içerisinde bu fay hattında deprem olacak diye. Bunların üzerinde bir araştırma projesi, çalışma yürütülüyor. Bununla ilgili veriler toplanıyor. Ve belli sinyallerle, belli frekanslarla, çok da böyle teknik detaya girmeden, buraların üzerinde deneyler yapılıyor. Şimdi bizim bunu ölçme sistemimiz olmadığı için tespit etmemiz mümkün değil. Ama depremi nerede yaparsınız? Deprem, yani deneyleri nerede yaparsınız? Deprem yapmak istiyorsanız böyle bir cihaz geliştiriyorsunuz. Fay hatlarının, tabii ki, bulunduğu, fay hatlarının yer. Bulunduğu yerde yaparsınız. Yani. O yüzden dünyadaki bütün fay hatları bu tesisler için, yani harp projesi dediğimiz deprem ya da oluşturma projesi diyelim, hepsi bir deney sahasıdır. Bizimkiler de dahil buna. Evet, bunda mutabık mıyız? Mutabığız. Fakat bunu tespit edecek bizim bir antenimiz yok. Şu uzayı gözlemleyen antenler vardır. İşte SETI diye bir sistem var. Bütün uzayı gözlemliyor. Şili'de bulunur bu tesis. Birçok büyük antenler, işte yönleri çevrilir falan. Herkes görmüştür onları zaten. Onlardan belli bölgelere yerleştirdiğimiz zaman biz zaten bu sinyalleri tespit edebiliriz. Çünkü bütün sinyalleri alıyor. Yani aşırı düşük frekans, yoğunluğu ne kadardır o bölgede, her zaman belli bir yoğunluktadır. Ha, bu artmışsa evet, burada birileri farklı sinyaller gönderiyor demektir. Bu kadar basit. Yani şöyle düşünün, baz istasyonu olmayan yerde cep telefonu çekiyor mu? Çekmiyor. Ama bir baz istasyonu varsa evet, bir sinyal geliyor. Ya, bu bunun gibi bir şeydir. Peki bunu önleyebilir miyiz? Evet, önleyebiliriz. Jammer diye sistemler var. Yani sinyal kesicilerin genel adı jammer'dır. Şimdi cep telefonu sinyallerini kesiyorlar. Nasıl kesiyorlar? Aşırı yüksek frekansın jammer'ını koyarsan ortaya ne oluyor? Cep telefonu susuyor. Sinyal kesiliyor. Biz aşırı düşük frekansın jammer'larını üretsek ve fay hatlarının bulunduğu bölgelere koysak o sinyalleri kesmiş olursunuz. Bundan da kurtulmuş olursunuz. Zaten bu projeler yani sadece deprem için geliştirilmiyor. Yani havayı manipüle etmek için bir yere yağmur yağdırmak ya da kurak bırakmak ya da birden kar fırtınası oluşturmak, bunları kullanmak için, insan zihnini kontrol etmek için, yani harp projesi sadece bir deprem projesi değil. Bütün bunların bir arada olduğu bir proje. Bunlar yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama bizim biraz daha bu konuya ilgi duymamız lazım. Özellikle akademisyenler, biz akademisyenlerle konuştuğumuz zaman söyledikleri direkt şey şu: yok efendim, komplo teorisi olmaz öyle şey. Ya olmaz öyle şey dediğin bir sürü şey bugün gerçekleşti. Yani 1960'larda, 1950'lerde değil mi? Söylenen gelecek vizyonlarının hepsi gerçekleşti. Şu an yapılıyor yani. Bu da olabilir, niye olmasın? Ya da çalışın, bize anlatın, deyin ki yani şu 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 sebeplerden dolayı, şu fizik kurallarından dolayı, şu elektromanyetik dalganın şu yayılımı, şu geri dönüşü, havada kaybettiği enerjiden dolayı bu üretilemez, yapılamaz, böyle bir şey olamaz deyin, biz de anlayalım. Ama bunun yapılabileceğini zaten adamlar kendi üniversitelerinde yaptıkları yayınlarda bize anlatıyorlar ve bunu yayınlıyorlar, açıktan yayınlıyorlar. Ama bizde öyle bir şey yok, olmaz öyle şey dedik, geçti bitti diye kapatıyorlar. Maalesef bizim bu bilim körlüğünü, bilim adamlarının, akademisyenlerinin taktığı at gözlüğü çıkarmamız lazım. Ve geniş bakabilmemiz, geniş düşünmemiz lazım. Eğitimimizin ufkumuzu daraltmaması, daha da genişletmesi gerekiyor. Eğitim üniversitelere önemli. Çok iş düşüyor. Kesinlikle. Bunu şöyle örneklendireyim. Aynı şeyi tıp hekimleri, yani hekimler, tıp doktorları... Pandemi zamanı yaptılar, salgın zamanı yaptılar. Aşı, illa aşı olacaksınız. Aşı kurtaracak, aşı kurtaracak dediler. Biz o zaman da çıktık, dedik ki bunlar ruhsatlandırılmamış, deneyleri yapılmamış, tamamlanmamış. Almanya'da davalar da açılıyor, evet, şimdi. Evet, davalar başladı. Ya. Şimdi ne oldu? Siz o zaman akademisyendiniz, hekimdiniz, bu işin başındaydınız. Biz yine komplocuyduk, komplo teorisi üretiyorduk size. Şimdi başımıza geldi. Şimdi biz demedik ki aşı kötüdür. Hayır, aşı karşıtı değiliz biz. Covid aşısı karşıtıyız. Denenmemiş bir ürünü ben niye kendime enjekte ettireyim?
Evet. Yani bunun denemeleri yapılır, ortaya çıkar. Yan etkileri, etkileri vesaire, sistem çalışmaya başlar. Evet, sonra yine yapılabilir. Evet. Aynı evet. hikaye gibi bu sefer başka alanda deprem konusundaki akademisyenlerimizin bizim biraz daha, rica ediyorum ben onlardan, araştırmacı olsunlar, biraz daha açık görüşlü olsunlar. Acaba olabilir mi? Ha, olamıyorsa da niye olamıyor bunu? Çalışıp bize anlatmaları gerekiyor. Kesinlikle. Evet, programın artık sonuna geldik. Son olarak bayram vesilesiyle bir mesajınız var mı? Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah mübarek dediğimiz kelimeye karşılıklı bir bayram ve ömür, hayat geçirebiliriz. İnşallah. Allah cümlemizin ömrünü de ölümünü de bayramlarında mübarek eylesin diyorum. İnşallah. Konuklarımıza bizler iki tane güzide eser takdim ediyoruz. İbn Kesir'in Ayet Ayet Meal Tefsiri. Ederiz. Ve aynı zamanda biliyorsunuz çok eski Devlet mesela. Bakanımızdan evet. Sayın Hasan Aksay'ın 4 ciltlik bir eseri var. Çok teşekkür Egemen ederiz efendim. Halkın Siyasetnamesi. İnşallah size de bunları takdim edelim. Çok faydalı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağolunuz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah. Evet efendim, böylelikle biz de Ramazan bayramı programımızı noktalayalım. İnşallah az önce de demin de konuştuğumuz gibi Ramazan'ın ve bayramın efendim, kendisine has güzel bir şekilde bu bayramı da inşallah hep birlikte milletçe, ümmetçe idrak etmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Tekrar görüşmek üzere efendim.